Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugünkü programı Profesör Doktor Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte gerçekleştireceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Evet, efendim bugün Mexico City depreminden Türkiye olarak hatta İstanbul olarak neler öğrenebileceğimizi konuşacağız ama Meksika'da birbiri ardı sıra depremler oldu. Hem bunlardan bahsedeceğiz, biraz Mexico City'nin jeolojik durumundan bahsedeceğiz ve en sonunda da Türkiye açısından ne tür dersler çıkarabileceğimizi, neler öğrenebileceğimizi Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızdan öğreneceğiz. Evet hocam, buyurun. Evet. Efendim ilginç bir gelişmeler oldu geçtiğimiz ay içinde, Eylül ayı içinde. İki deprem birden oldu Meksika'da. Biri 8 Eylül'de, biri de 19 Eylül'de. Ve bu özellikle ikinci deprem başkent Mexico City'de önemli can ve mal kayıplarına yol açtı. Bunları televizyonda ve basında izledik. Bu isterseniz başlangıçta şimdi bu Meksika depremlerinin kendine özgü oluş mekanizmaları var. Çok ilginç gerçekten. Başka yerlerde pek rastlanmayan mekanizmalar. Biraz ondan başlayarak programa girelim. Meksika'nın şehir olarak, pardon ülke olarak tarihi boyunca pek çok depreme sahne olduğunu biliyoruz. Ancak konuya Mexico City, başkent Mexico City bağlamında bakarsak, Mexico City'yi tarihi boyunca tahrip eden depremler ilginç bir biçimde doğrudan doğruya bu kentte veya yakın çevresinde meydana gelen depremler değil. İlginç bir biçimde uzakta meydana gelen depremler. Bu her zaman rastlanan bir olay değil dediğim gibi. Çok kendine özgü bir durum. Meksika tüm Pasifik Okyanusu'nu etkileyen ve Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bir mekanizmanın doğu kolunda bulunuyor. Bunu resimde görüyoruz. Bu pembe renkli, koyu pembeyle görülen çizgiler boyunca Pasifik'in hem doğusunda hem batısında çok büyük depremler meydana gelir. Ve geçtiğimiz ay içinde önce 8 Eylül'de meydana gelen Tehuantepec depremi ve ki bu 8-10'da 1 büyüklüğünde çok büyüklük olarak çok büyük bir deprem ve 19 Eylül'de meydana gelen Puebla depremi Meksika'nın batısında Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Cocos tektonik plakasının Meksika'nın da üzerinde bulunduğu Kuzey Amerika, tekrar resim 2'ye gelelim. Evet, bu resimde de gördüğünüz gibi burada Cocos plakası altta koyu renkli, mor renkli olarak görünüyor ve koyu sarı veya kahverengi gibi görünen plaka ise Kuzey Amerika plakası. Bütün Kuzey Amerika'yı içeren büyük bir plaka. Bu Cocos plakası bu Kuzey Amerika plakasının altına giriyor. Bunlara dalma batma zonları adını veriyoruz Türkçe'de. İngilizce'de subduction zone adı veriliyor. Ve bütün bu Amerika'nın batı kıyısı, Pasifik kıyısı boyunca hem Kuzey Amerika'da hem Güney Amerika'da büyük depremler ama çok büyük depremler hatırlayacaksınız Şili'de, Peru'da hep 7 ve 8'in üstünde depremler olur. Hep bu mekanizmadan meydana geliyorlar. Üçüncü resimde kesitte görüyoruz bu mekanizmanın nasıl bir şey olduğunu. Solda Cocos plakası var dediğim gibi bu Pasifik altındaki plaka. Sağdan Kuzey Amerika plakasının altına giriyor. Ve bu böyle derinleşip ta magmaya doğru aşağı doğru ilerliyor. Ve bu ilerleme hızı Türkiye'deki fayların ilerleme hızından çok fazla. Mesela bu plaka
Yani bu mekanizmada Kokos plakası yılda 75-80 milimetre hızla Amerikan plakasının altına giriyor. Yani bu bayağı bir aktivite. Nasıl oluyor? Tabii bu sürekli olan bir mekanizma. Ancak sistemin deformasyonuyla bunu kompanse ediyor. Fakat bir yerden sonra kırılıyor mekanizma. Yani depremler böyle oluyor zaten. Ve tabii burada çok büyük depremler oluyor. Burada iki türlü depremden söz ediliyor. Bir işte plakalar arası deprem, bir de işte düzlemler arası diyebileceğimiz deprem. Ama bunlar biraz tabii teknik şeyler. Evet. Bu mekanizma bu. Dördüncü resimde ise bakın bu ilginç bir resim. Bu Kokos plakasının yarattığı bütün büyük önemli depremleri gösteriyor. Yani bu kıyı boyunca muazzam büyük depremler olmuş tarih boyunca. Bunların içinde işte en büyüğü şimdiye kadar şurada yukarı tarafta sarı renkle gösterilen 1985 depremi. 1985 depreminden tekrar bahsedeceğiz. Bunların hepsi, bu depremlerin hepsi Kokos plakasının, dediğim gibi Kuzey Amerika plakasının altına girmesiyle. Burada yeşil yıldızla iki tane şey görüyorsunuz. Biri sağda, aşağıda. Aşağıda. O işte Chiapas depremi veya 8 Eylül'de meydana gelen deprem, 8.10'da bir büyüklüğünde. Yukarıda Mexico City'ye daha yakın olan Puebla depremi, yukarıdaki yıldız. O da 7.10'da bir büyüklüğünde, 19 Eylül'de meydana gelen depremi gösteriyor. Şimdi bu birinci deprem, yani Meksika'ya uzak olan deprem, Meksiko City'ye hemen hemen 750 kilometre mesafede. Bu o doğudaki, ülkenin doğusundaki Chiapas kenti ve civarında önemli can ve mal kaybına yol açtı. Takriben 100 kişinin öldüğü can rapor edildi. Ama bununla birlikte Mexico City'de bu deprem önemli bir etki yaratmadı. İnsanlar tabii hissettiler, biraz korktular vesaire ama yapısal bir hasar olmadı. Buna mı karşılık Mexico City'ye 120 kilometre mesafede meydana gelen 19 Ağustos'taki Puebla depremi. Eylül'deki. Pardon, 19 Eylül'e özür dilerim. Başkentte çok önemli hasara yol açtı ve şu anda elimizdeki bilgilere göre 330 kişi hayatını kaybetti. 40 civarında bina tamamen göçerek yıkıldı ve 4000'den fazla binanın ağır hasar gördüğü rapor ediliyor. Burada ilginç olan, çok ilginç bir tarihi rastlantı var. Büyük bir rastlantı gerçekten. Bu depremden tam tamına 32 yıl önce aynı gün, 19 Eylül 1985'te Mexico City'den takriben 400 kilometre uzaklıkta Meksika tarihinin en büyük depremi olan Michoacan depremi meydana gelmişti. Dördüncü ve beşinci resimle. Beşinci resme bakabiliriz. Evet. Evet. Bakın bu resimde görüldüğü gibi Mexico City burada kırmızıyla görünüyor ortada. 400 kilometre mesafede Mexico City'ye kıyıda yine Kokos plakasının Kuzey Amerika plakasının altına girmesiyle oluşan bir depremi görüyoruz. Bu bizim Türkiye'de bildiğimiz deprem etkilerinden farklı bir farklı olay, değil mi? Çünkü 400 kilometre ötedeki bir deprem Türkiye'de herhangi bir bölgeyi etkilemiyor. Aslında bu çok özel durum haricinde hemen hemen hiçbir yerde etkilemez. Bu 400 evet. metrede deprem dalgaları sönümlenir. Ama burada şimdi birazdan anlatacağım. Meksiko City'ye özgü çok enteresan jeolojik ve geoteknik özellikler var. Bu evet. çok ilginç gerçekten. Evet, devam edebiliriz. Bu depremde, yani 1985 depremi gerçekten korkunç bir deprem. Meksiko City'de en az 10 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Fakat bu da bir kesin rakam değil. Yani çeşitli kaynaklarda 30 bin kişinin öldüğünden de bahsediliyor. Hatta 40 binlere kadar
çıkıyor. Bunların ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bilmiyoruz. Onu bilemiyoruz, evet. Evet. Ama yüzlerce binanın ağır hasar görerek, pardon, tümüyle yıkıldığını ve on binlerce binanın da ağır hasar gördüğünü biliyoruz. Yani tarihin en büyük depremlerinden biri. Peki şimdi burada Gürhan Bey'in şimdi sorduğu soruyu soralım. Peki niye bu kadar uzakta meydana gelen depremden bu kadar büyük can ve mal kaybı oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi bunun sebebi Meksiko City'nin kendine özgü jeolojik ve zemin yapısında. Çok ilginç bir biçimde aslında Meksiko City şehri eski bir göl tabanı üzerine kurulmuş. Aztekler bu şehri, orada bir göl varmış, adı da Texcoco Gölü. Bu gölün ortasında yer alan küçük bir adada 1325 yılında kurmuşlar bu şehri Aztekler. Aztekler zaten o zaman küçük bir kabileymiş. Daha sonra zaman içinde adada, bu küçük adada tarım, önce balıkçılık ve işte toplayıcılıkla geçinmişler. Daha sonra özel bir tarım tekniği geliştirerek çölden, çöl tabanından aldıkları çamuru tarlalara sererek, bir nevi gübre olarak kullanarak muazzam verimli tarım işletmeleri kurmuşlar. Buna Çinampa tarımı adı veriliyor. Ve yılda birkaç defa mahsul aldıkları çok verimli bir şey olmuş. Böylece 16. yüzyıla kadar Aztekler şehri biraz geliştirmişler ama çok fazla büyümemiş tabii. İspanyollar 1921'de istila etmişler ve işte Aztekleri hemen hemen yok etmişler ve şehri yeni baştan inşa etmişler ve büyütmeye çalışmışlar ama tabii etrafı göl olduğu için, bir ada üzerinde olduğu için, yer kazanmak için zaman içinde işte kanallar ve tüneller yaparak suyu derive etmişler ve sonuçta çeşitli tekniklerle gölü kurutmuşlar. Ve doldurmuşlar. Doldurmuşlar. Ve bu işlem ilginç bir biçimde, yani 1500'lü yıllardan bugüne kadar devam etmiş. Adım sonuçta bugünkü Meksiko dediğimiz şehir, işte denizden 2000 metre yukarıda, etrafı volkanlarla çevrili. Lütfen 6 numaralı resme bakalım. Bu vadinin, bakın burada dağları görüyorsunuz. Hatta bunların da volkan olduğu bile sivriliklerinden bu bir bilgisayar simülasyonu. Ama durumu oldukça gösteriyor. Ve ortadaki düzlük aslında göl. Ama bugün itibariyle göl yok. Bugün dolmuş. Koskocaman bir kent var. Muazzam bir kent var. Bir sonraki 7 numaralı resme bakalım. Bakın bu resim aslında aynı zamanda Meksiko City'nin deprem bölge haritası. Burada 3 tane bölge var. Aynı zamanda jeolojiyi de gösteriyor. Koyu sarı olanlar dağlık bölgeler ve volkanlar bunlar. Burada, bu resimde de görünüyor. Bu gölün etrafında. Ondan sonra gri koyu sarı gibi bir geçiş bölgesi var. İkinci zon dediğimiz. Ama açık sarı, yani açık sarı gibi en büyük alanı kapsayan bölge işte bu fevkalade zayıf dolgu zemin ve bu bir, aynı zamanda organik özellikleri de olan. Bakın bu kırmızı çizgiler şehrin ana arterlerini gösteriyor, trafik arterleri. Görüyorsunuz şehir burada aslında. Şu solda, şu sol tarafta, burada belki seçilmiyor, işte ilk adanın bulunduğu yer, ilk kuruluşu ve onun hemen sağında işte havaalanı var vesaire. Sonuçta kentin çok büyük bir kısmı bu şekilde yerleşmiş bulunuyor. Dünyanın 7. büyük kenti hocam, 22 milyon. 21-22 milyon nüfusu var. Evet, tabii. Şimdi bu, dediğim gibi, bakın bu olay nasıl oluyor? Yani uzak depremler Meksiko City'de bu denli büyük etkiyi nasıl yaratıyor? Bunun iki temel nedeni var. Birincisi, eski göl yatağı ve çevredeki dağların
meydana getirdiği bir vadi var. Bu vadide deprem dalgalarının çeşitli, yani gelen dalgaların, mesela 400 kilometre öteden gelen dalgaların buraya ulaştıktan sonra çeşitli kırılma ve yansıma olayları var. Bunlar depremi amplifiye ediyor. Bu bilinen bir şey. Bu vadi etkisi deprem mühendisliğinde çok araştırılan, hakikaten bilinen bir şey. Yani içerideki dolgu zeminin etkisinden bağımsız olarak bile bu geometri, bu vadi geometrisi zaten depremi büyütmenin bir önemli nedeni. Bir ikinci neden zemin büyütmesi dediğimiz, bu içindeki çok zayıf, neredeyse çamur diyebileceğimiz zemin de ayrıca bu vadi etkisiyle büyüyen şeyi daha da büyütüyor. Yani şöyle hesaplar yapılıyor. Bu vadi etkisinden meydana gelen büyütme takriben 10 ila 50 katı kadar büyütüyor dalgaları. Bir de bunun üzerine zemin büyütmesi de takriben 10 kat büyütüyor. Sonuçta bu ikisinin birleşimiyle, yani mesela Mexico City'ye diyelim, merkezine 10 kilometre uzaktaki bir dalgayı alsanız, oradaki bir lokasyondaki bir deprem kaydını alsanız, Meksiko şehrinin bu göl yatağının üstündeki alanında büyütme, bu iki etkinin büyümesiyle 100 ila 500 misli olur. Bu korkunç bir şey. Bunun mesela bir örneğini görelim. Şekil 8'de bakın, bu 1985'te yukarıda yine bu vadiyi ve göl şeyini, formasyonunu görüyoruz. Altta 4 tane ivme kaydı var. Bunların en üstündeki 1 numaralı kayıt, haritada da 1 numaralı sol alt köşede görünüyor. Burası Meksika Üniversitesi'nin, Ulusal Üniversitesi'nin kampüsü. Burada küçük yazdığı için okuyabilirsiniz. Burası bazalt üzerinde, yani burası aslında bu vadinin dışında, hemen dışında. Cuman dışında. Evet, yani bu, bakın buradaki 1 numaralı kaydı ne kadar küçük genlikleri olduğu görülüyor, en üstteki kayıt. Bir de en alttaki kayda bakın. Aynı depremde 4 numaralı kayıt burada işte göl bölgesinin üstünde, eski adaya yakın bir yerde. Bakın bu denli büyümüş. Burada siz de görebilirsiniz, burada muazzam bir büyüme var. Ki bu sadece bir örnek. Bundan daha büyük amplifikasyonlar da var. Şimdi bu, burada bir de bu depremin bir özelliği, gerek deprem dalgalarının ilerlemesi ile ilgili mekanizma, artı bir de bu göl, gölün üstündeki zemin, zayıf zemin tabakasının meydana getirdiği etkiler nedeniyle bu şekilden de görüldüğü gibi bunun periyodu, yani iki sıfır noktası arasındaki, mesela en alttaki şekilde takriben 2 saniye civarında neredeyse sinüs eğrisi gibi bir kayıt var. Bu çok atipik bir kayıttır. Yani bu kadar normal bir depremde böyle bir kaydı göremezsiniz. Ne oluyor? Bu, burada bir kuasi rezonans durumu söz konusu oluyor. Yani doğal titreşim periyodu 1 ila 2 saniye arasında olan, 2 saniye yakın olan 10 kattan fazla, 10 kat ila 20 katlı binalar bu 85 depreminde yerle bir oldu. Çok ilginçtir. Alçak binalara fazla bir şey olmadı. Bunlar daha fazla hasar gördü çünkü o binaların doğal periyotlarıyla bu depremin, bu amplifiye olmuş depremin ve periyodu uzayan depremin periyodu çakıştı. Bu çok böyle nadiren olabilecek bir şey. Yani hakikaten çok istisnai bir durum. Şimdi 19 Eylül'de meydana gelen depremde de bu büyüme oldu. Ancak tabii depremin kendisi 1985 depremine oranla daha küçük. Bu deprem 7.10'da 1 büyüklüğünde. Ama daha yakın. Diğeri 8.10'da 1. 8.10'da 1. Ama daha yakın. 85 depremi 400, hatta 450 kilometre mesafedeyken bu Puebla depremi dediğimiz 19 Eylül depremi 120-125 kilometre mesafede. Ama yine bu vadi ve zemin büyütmeleri nedeniyle yine azımsanmayacak hasar meydana geldi.
Ama şöyle bir farkı var. 120 kilometrelik uzaklıktaki kaynaktan gelen deprem dalgalarının periyotları biraz da kaynaktaki kırılma farklı. Yani o biraz özel bir konu. Onun farklılığı nedeniyle 85 depremine oranla bu kadar uzun periyotlar görünmedi. Ne oldu? Bu sefer çok yüksek binalara bir şey olmadı. Daha alçak binalar yıkıldı burada. Yani 5 ila 8 katlı pek çok binanın yıkıldığını, işte enkaz görüntülerini izledik televizyonlarda, gazetelerde. Bu ilginç bir şey. Ve bu tabii Meksika'ya özgü bir şey. Bizim de Türkiye açısından bakarsanız, bizim memleketin büyük bir kısmında bu şekilde dalma batma depremleri olmuyor. Bizim hakim mekanizmamız doğrultu atımlı faylardır. Yani Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ki bizim iki büyük ana fayımız, Türkiye'nin çok büyük bir kısmını. Bu dalma batma zonu çok ilginçtir. Temmuz ayında meydana gelen Bodrum depremindeki mekanizmadır aslında. Orada da Afrika plakası Anadolu Ege plakasının altına giriyor. Yani bu şekilde. Ama bu kadar şiddetli depremler orada olmaz. Yine de büyük depremler olmuştur tarihte, ileride de olacaktır. Ama mesela Bodrum depremi bu kadar büyük olmadı gayet tabii. Pasifik Okyanusu da son derece enteresan bu açıdan. Tabii. Hem bu yani Amerika kıtası tarafı. Amerika'nın Kuzey Amerika'dan ta Washington eyaletinden başlayıp Kuzey, yani Kanada hatta ta güneyde Şili'nin en uç noktasına kadar bu dalma batma zonları çeşitli tali plakalar hep altına girerler. Kuzey Amerika ve Güney Amerika. Karşı yakada da tabii ki Japonya ve... Evet. Aynı. O bu Pasifik, işte Ring of Fire denilen ateş çemberi aynı mekanizmayı Pasifik'in bütün çevresinde oluşturur. Meksiko City'ye ilişkin bir de 9. resmimiz var. Bir de onu gösterelim hocam. O da tam etki alanını göstermesi açısından önemli. Evet. Bu bir simülasyon, yani yeni yapılmış bir simülasyon. Bu son depremde, 19 Eylül depreminde, bakın burada koyu kırmızı olanlar, resmi görebiliyor muyuz? Evet. Evet, koyu kırmızı olanlar daha büyük hasarın olduğu bölgeler, pembeler biraz daha hafif. Bu zaten bu kontur da görülüyor, gölün konturu, vadinin konturu çok çizgiyle açık bir biçimde çıkıyor ortaya. Evet. Evet. Şimdi bu depremden bizim ilgimizi çeken bir nokta daha var. Herkesin ilgisini çeken. Şimdi Meksikalılar bu depremden sonra 2-3 tane önemli şey yaptılar kendileri. 85 depreminden sonra. Bir yönetmeliklerini revize ettiler. Daha sonra birkaç defa daha revize ettiler onları. Aslında Meksika depremi, Meksika'da iyi bilim adamları vardır. Yani o Meksika Ulusal Üniversitesi çok iyi bir üniversitedir. Deprem mühendisliği ve sismoloji bakımından, jeofizik bakımından. Ve burada pek çok tanıdığımız bilim adamı arkadaşımız da vardır. 2004 yılında en son şu andaki deprem yönetmeliklerinin son revizyonunu yayınladılar. Bu arada tabii Türkiye'de bunlar aşıldı. Mesela 99 depreminden sonra önce özellikle aşıldı. Sivil savunma örgütünü, yani deprem kurtarma örgütünü yeniden organize ettiler. Ve çok önemli bir şey yaptılar. 1992'de, yani depremden 7 yıl sonra, tabii bu hemen başladı depremden sonra ama 7 yıl sonra tamamlandı, bir erken uyarı sistemi kurdular. Bu erken uyarı sistemi nedir? Biraz onu çok kısaca anlatayım isterseniz. Burada çünkü çok ilginç uygulaması var. Yanlış bilgiler de var. Evet, yanlış bilgiler de var. Şimdi bu sistem Meksiko City'de olduğu gibi deprem kaynağının özellikle uzakta olduğu durumlarda çok etkin olarak kullanılan bir sistem. Nasıl? Yani erken uyarı derken depremi belli bir süre önce haber alıyoruz. Nasıl mümkün olabiliyor bu? Şöyle mümkün oluyor. Şimdi deprem kaynağından birkaç tür dalga yayılır. Cisim dalgaları vardır ve bir de yüzey dalgaları vardır. Cisim dalgaları, yani kayaların içinden gelirler. Yüzey dalgaları ise yüzeye yakın tabakalar boyunca ilerlerler. Bu cisim dalgalarının
da iki farklı cinsi var. Bir tanesine P dalgası diyoruz, boyuna dalga. Bir tanesi de enine dalga. Şimdi kayıt istasyonuna, bir yerde deprem, kaynakta deprem olduktan sonra herhangi bir lokasyondaki kayıt istasyonuna ilk ulaşan dalgalar P dalgalarıdır. Çünkü bunların ilerleme hızları daha büyüktür. Mesela yani ortalama kaya cinsleri için, tabii bunun için kesin bir rakam söyleyemeyiz ama saniyede 5 ila 7-8 kilometre hızla hareket ederler. Çok hızlı hareket ederler ve bunlar kayıt istasyonlarına ulaşır, çabuk ulaşır ve bugün hele bugün bilgisayar teknikleriyle hemen bu depremin yerini, birkaç istasyonda kaydedilmesi durumunda hem yerini hem de büyüklüğünü çok kısa bir sürede büyük bir hassasiyetle tespit edebiliyoruz. Ama bu ilginç olan, bu hızlı gelen dalgalar yıkıcı dalgalar değildir. Yani bizim hassas aletlerimiz, sismolojik aletler bunları kaydeder ama bunlar bazı durumlarda duymayız bile veya duysak bile çok hafif titreşimler yaratırlar. Esas yıkıcı dalgalar arkadan gelirler. Bunlar biraz daha yavaş dalgalardır P dalgalarına göre. Bunlara S dalgaları veya enine dalgalar diyoruz. Bunların hızları işte yerine göre ve depremin durumuna göre, yayılma boyu mekanizmasına göre ve kaya cinslerine bağlı olarak 2 ila 4 kilometre bölü saniye civarında oluyor. Yani bunlar yavaş dalgalar. Ne demek oluyor bu? İki dalga türü arasında 3 ila 4 kilometre bölü saniyelik fark var. O halde ben birinci P dalgasıyla durumdan haberdar olduğuma göre ikinci P dalgasının gelişine kadar olan süreyi uyarı süresi olarak kullanabilirim. Kullanabiliriz. Ama tabii ne zaman bu efektif olur? Eğer İstanbul'da olduğu gibi fay çok yakınsa şehre, İstanbul'da ortalama 20 kilometre, yani 10 kilometre olan yerler de var. Yani kırılması beklenen Marmara içindeki faya 30 kilometre olan da var. Ortalama 20 diyebiliriz. Tabii ben güney kıyılarını söylüyorum. Kuzeyde Boğaz tarafları 40, 50, 60, 70 kilometreye gidiyor. Ama yani esas şehrin kalabalık kıyı, Marmara kıyı bölgesinde tabii 20 kilometrede ancak 4 ila 5 en fazla 6 saniyelik bir uyarı şey oluyor. 6 saniye içinde bu uyarı süresi insanların mobilize olup kaçmaları için veya evlerinden değil. Çıkmaları için yeterli evet. Değil. Ama Meksiko City'de öyle değil. 400 kilometre ötede oldu deprem. 400 kilometreden bir hesap yaparsanız 30-40 saniye kadar, pardon özür dilerim, 100 saniyeden fazla saniye. Evet. 100 saniyeden fazla zamanınız var. 100 saniye az bu şey değil, 2 dakikaya yakın. İnsanlar bu 100 saniye içinde hakikaten şu, hatta bu en son, şimdi bu tabii 85-85'te bu sistem yoktu. 92'de kuruldu. Şimdi en son 19 Ağustos Puebla depreminde Meksiko City için uyarı süresi yaklaşık 20 saniye oldu. Ve sirenler çaldı, insanlar yine de haberdar olabildiler. Yararlanıldığı söyleniyor. Yararlanıldı. Bu evet. Son şeklimizi de gösterelim mi hocam? 10 numaralı şeklimizi. Evet. Ha, evet. 10 numaralı şehrim, bunu koymamızın sebebi şu. İşte bu P dalgalarının önce geldiği, mesela solda zaten kırmızı okla gösterilen şeyler. P dalgaları bakın ilk ulaşan dalgalar. Onlar geliyorlar. Bir süre sonra mesela bu elimizdeki örnekte 5 saniye sonra takriben daha büyük dalgalar geliyor. Bunlar işte S dalgaları. Bunlar ilk başta gelenler, görüyorsunuz genlikleri çok küçük dalgalar. Bunlar herhangi bir hasar meydana getirmezler. İşte bu farkı şey yapıyoruz. Yani burada belli ki bu kayıt istasyonu bu örnekte 5 saniye olduğuna göre, yani işte 20-25 takriben söylüyorum 20-25 kilometre ötede olan bir deprem işi. Yani mesela İstanbul depremine benziyor. Bu İstanbul depremiyle ilgisi yok bunu, bak herhangi bir yerden aldım bu örnek olarak, ama yani işte onu gösteriyor. 5 saniye gibi bir şey mesela uyarı süresi sağlıyor. Evet, ama erken uyarı sisteminin İstanbul açısından çok önemli bir tarafı var. Şimdi oraya geleceğiz. Buna rağmen erken uyarı sistemleri yalnız insanlar için değil, insanların kaçmaları, kendilerini kurtarmaları, tedbir almaları için değil,
diğer pek çok amaçla da kullanılabiliyor. Ne mesela? Yani bu mesafeden neredeyse bağımsız. İstanbul için de geçerli. Mesela trenlerin yavaşlatılması veya durdurulması. Kara taşıtlarının yolda gidiyorsa köprülere veya tünellere girmesinin önlenmesi. Bu mümkün. Bugünkü imkanlarla, işte radyolarla, bir yani güzel kurulmuş bir sistemle araba kullanırken size uyarı gelebilir. Otomatikman gelebilir. Bir depremin olduğu. Evet, bunun... evet. Yani 5 saniye sonra olacak ama siz 5 saniye içinde arabanızı durdurursunuz. Veya bir tren 5 saniye içinde, bir metro treni 5 saniye içinde rahat rahat durur. Nitekim İstanbul'da mesai arkadaşım ve eski Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Mustafa Erdiğin öncülüğünde kurulan böyle bir sistem var ve bu sistem çalışıyor ve ortalama 4-6 saniye civarında bir erken uyarı sistemi sağlıyor ve bu şu anda Marmaray'da kullanılıyor, yani trenleri durdurmak için veya tünele sokmamak için. Avrasya Tüneli'nde kullanılıyor ve çok yaygın bir biçimde gaz dağıtım şirketi İGDAŞ tarafından kullanılıyor. Çünkü en önemli şeyleri de bir tanesi gaz vanalarının kesilmesi otomatik olarak. Evet, gaz dağıtımının bir anda durdurulması. Çünkü İstanbul'da maazallah bir büyük deprem olduğunda yalnız depremle değil aynı zamanda yangınlarla da maruz, büyük yangınlara maruz kalmamız söz konusu olabilir. Niye? Çünkü her yerde artık gaz kullanıyoruz ve büyük şehirlerde, bütün dünyada gazdan, yani gazın yanmasıyla meydana gelen deprem sonrasında gaz hatlarının, boru hatlarının hasarı sonucunda gelen büyük depremler bazı durumlarda en büyük etkiyi onlar yaratabilir. Kobe depreminde olduğu gibi. Kobe depreminde Japonya, ben kendi Kobe gözümle gördüğüm bir mahalle yok oldu. Hakikaten. Ve yangından. Yangından tabii, yangından. Evet. Yani ben hala gözümün önündedir. Mahallenin böyle yerle bir olduğunu, çok büyük bir mahallenin görebiliyorsunuz. Çok acı bir şeydir yani. Ben depremden sonra 10 gün kadar sonra Kobe'ye gitmiştim. Evet. Ve Mustafa Erdik hocamızdan aldığımız bilgiye göre de İGDAŞ'ın kurmuş olduğu, yatırımını yapmış olduğu sistem şu anda dünyada en ileri teknolojiye sahip olan ve testlerden de çok başarılı çıkan bir sistem. Yani deprem 99 depremleri sonrasında Türkiye'de ne yapıldı diye olumlu kayda geçebileceğimiz nadir en önemli şeylerden biri. Yatırımlardan birisidir. Tabii bir de şunu söyleyeyim, bu aynı şekilde bu gazların önlenmesi dışında mesela endüstride kullanılan hassas aletler var. Bugün mesela otomobil üretiminde robotlar, kaynakları robotlar yapıyor. Şimdi bunların bir depremde hasar görmesi maddi bakımdan, üretim bakımından çok büyük zararlar yaratabilir. Bu robotların ani olarak durdurulması mümkün mesela. Kimyasal proseslerin, yani tehlikeli madde üreten kimyasal proseslerin durdurulması vesaire. Bunları düşünürseniz pek çok alan var. Bu dolayısıyla bugün dünyada tabii Mexico City haricindeki diğer bölgelerde böyle uzaktaki depremlerin işte özel koşullar nedeniyle çok büyük etkiler meydana getirdiği her yer yok. Yani sadece işte Meksika'ya özgü bir durumu anlattık. Erken uyarı sistemleri daha ziyade bu amaçlar için kullanılıyor. Yani Amerika'da da şimdi Amerika'nın bütün batısındaki 3 önemli eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı tarafında, kuzeyde Washington eyaleti, ortada Oregon ve güneyde Kaliforniya eyaletlerini kapsayan bir erken uyarı sistemini de Amerikalılar kurma aşamasındalar. Yani %40'ını tamamlandığını ifade ediyorlar. Ama amaç da büyük ölçüde onlar da bu endüstriyel ve biraz önce söylediğimiz amaçlar için kullanacaklar. Bazı durumlarda dediğim gibi insanların kurtulması için de neden olabilir. Evet, buradan hemen 1985 sonrası Mexico City'de nasıl önlemler alındı? Evet. Bunun Türkiye ile benzerliği var mıdır?
Neler yaptılar, ne kadar başarılı şimdi oldular. Esas işin noktasına evet, göre. Esas yani, noktaya geldik. Programımızın başlığı, biz neler öğrenebiliriz? Efendim, bu son depremden sonra da görüldü ki, Meksika'daki deprem yönetmeliği, en son 2004'te revize edilen deprem yönetmeliği, gerçekten modern bir yönetmelik olmasına rağmen, ki ben de onu inceledim, hakikaten öyledir. Mexico City'de özellikle proje ve inşaat uygulamalarında ve özellikle denetiminde çok büyük aksaklıklar olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda üç tane önemli neden ileri sürülüyor ki bu üç önemli neden de Türkiye ve özellikle İstanbul için de geçerli olduğu söylenebilir. Bir tanesi daha iyi bir inşaat prosesi oluşturmak için politik iradenin yetersizliği. Bu çok önemli. Politik irade Türkiye'de de yok, orada da yok. İkincisi yolsuzluk, rüşvet, özellikle yapı denetim sisteminde denetici ile yapımcının karşılıklı ilişkisi, deneticinin ücretini bizzat yapımcıdan alması ki Türkiye'de de aynı sistem var. Şimdi bunlar Batı basınında ve Meksika'da konuşulan şeyleri söylüyorum. Bu son depremden sonra tekrar gündeme gelen konular. Üçüncüsü bürokrasinin, devlet mekanizmasının yetersizliği. Türkiye'de de aynen yaşıyoruz. Şimdi Meksikalıların aslında ekonomik ve sosyal gelişme çizgisi Türkiye'nin biraz altında. Ama sorunlar aynı yani. Biraz altında da çok da altında değil. Mesela Dünya Bankası'ndan dün baktım 2016 istatistiklerine göre satın alma gücü paritesine göre Türkiye'de kişi başına gelir 24 bin dolar olarak ifade ediliyor. Meksika'nınki yaklaşık 18 bin yani %75'i gibi. Ama sorunlarımız çok benziyor. Yukarıda belirttiğim, biraz önce belirttiğim 3 ana sorun hemen hemen bizde de aynen var. Şimdi Mexico City Ulusal, biraz önce bahsettiğimiz Ulusal Devlet Üniversitesi'nden bir profesör Eduardo Reynoso, ben kendisini tanıyorum, 2016 yılında bir inceleme yapmış. Ben bunu yeni öğrendim. Ve deprem yönetmeliğinin son revizyon tarihi olan 2004'ten bu yana inşa edilen 150 tane bina projesini almış ve incelemiş, değerlendirmiş. Ve bir kere şunu söylüyor, elde edilen proje dokümanlarının önemli bir kısmı değerlendirme için eksik. Yani bunları belediyeden almış fakat belediyede yeterli doküman. Proje evrakı, dosyası eksik. Evet, eksik. Yani değerlendirilemiyor. Değerlendirilebilenler içinde de genel olarak sonuçta varılan nokta şu, bunların bu 150 projenin içinde %71'i deprem yönetmeliğinde yer alan üst düzey tasarım kurallarını sağlamıyor. Türkiye'de böyle bir incelemeyi siz yapsanız ne çıkar hocam? Ben çok merak ediyorum. Zaten yani ben yapabilir miyim? Ben biraz yaşlandım artık buna. Gençler biraz gençlerin bu alanlara gelsinler ya. Ama hakikaten böyle bir çalışma yapılırsa çok iyi olur. Şunu bitireyim. %71'i deprem yönetmeliğinin özel kurallarını sağlamıyor. %36'sı ise minimum koşulları bile sağlamıyor. Düşünün. Şimdi evet yani Türkiye'de böyle bir çalışma yapılsa çok iyi olur. Belki de bu vesileyle bizi dinleyen bilim adamları varsa onlara bir mesaj vermiş olalım. Şimdi mevcut binaların değerlendirilmesinde de bir şey var, yetersizlik var. Mesela burada çok ilginç bir durum var. Televizyonlarda günlerce yayını yapıldı. 19 Eylül depreminde yıkılan ve 19 çocuğun, öğrenci çocuğun ve 6 yetişkinin, muhtemelen öğretmen veya idarecinin hayatını kaybettiği bir ilkokul var. Enrique Repsamen İlkokulu. 8 Eylül'deki ilk depremden sonra devlet tarafından görevlendirilen bir uzman bunu gelmiş, incelemiş ve çok iyi bulmuş durumu. Herhangi bir problem olmadığını söylemiş. Şimdi bu yani aslında herhalde ciddi bir incelemenin yapılmadığını gösteriyor.
Şimdi son olarak şunu söyleyeyim, yine aynı Meksiko depremiyle ilgili olarak. Benim de tanıdığım yine aynı üniversiteden Profesör Sergio Alcocer, çok bilinen bir bilim adamıdır Meksika'da. 19 Eylül depremindeki hasarın 1985'teki hasara göre daha az olmasının, inşaat sürecinin düzeldiği veya deprem yönetmeliğinin doğru biçimde uygulandığı anlamında kesinlikle yorumlanmaması, böyle yanlış algılamalara yol açmaması gerektiğini söylüyor. Ve diyor ki 19 Ağustos Eylül depremi aslında ucuz atlatılmış bir depremdir ve esas Meksiko City'yi bekleyen büyük deprem tehlikesini hiçbir şekilde göz ardı etmemek ve rehavete kapılmamak gerekir diyor. Bunlar bizim için de %100 geçerli olan şeyler. Niçin? Bakın. Bizde şöyle bir kanaat var. Bizde 99 yönetmeliği deniyor. 99 değil aslında, 97 yönetmeliği en son şu anda yürürlükte olan. Ama politikacılar onu bizim 99'daki depremden sonra değiştirdiğimizi zannediyorlar. Öyle değil ama olsun, öyle zannetsinler. Ama şunu söylüyorlar. Diyorlar ki 99 depreminden sonra yapılan, bizim çok iyi bir şartnamemiz var ya, doğru iyi bir şartnamemiz var. Şeylerin olduğu gibi. Meksikalıların. Evet, bizim de hakikaten iyi bir şartnamemiz var. Ama iyi şartnamenin olması yapılarımızın iyi olduğu anlamına gelmiyor ki. Fakat Sayın Bakan, bizim Çevre ve Şehircilik Bakanı, son birkaç ay içinde yeni kendisinin iddialı bir biçimde tanıttığı yeni kentsel dönüşüm projesinin tanıtımı kapsamında diyor ki 99'dan sonra yapılan bütün binaları biz yeterli kabul ediyoruz. İşte bakın, Meksika'da gördük durumunu. Onlar da 2004'ten sonra meydana gelen 150 tane binanın hali pürmerali ortada. Dediğim gibi, acaba bizde böyle bir araştırma yapılsa ne çıkacak? Ben eminim ki ona yakın, belki ondan daha fazla, daha kötü sonuçlar çıkabilir. Daha iyi sonuç çıkacağını pek tahmin etmiyorum. Bilimsel olarak böyle bir kabul yanlış. Yanlış. Demek zorundayız. Yani aslında Profesör Alcocer'in dediği gibi bir rehavete kapılmışız biz. 1999'dan sonraki bizim bütün yapılarımız çok iyi. Hayır efendim. Niye değil peki? Niye değil? Çünkü depreme dayanıklı proje kapsamında mühendislik hizmetlerindeki çok ciddi yetersizliklerimiz. Bu bağlamda mesleki yeterlilik koşullarını hiç dikkate almayan, deprem yönetmeliğini şeklen sağlar görünen ancak ciddi yanlışlıklar içeren ve kesinlikle denetlenmeyen bir proje yapım sürecimiz var bizim. Denetim sistemi Meksika ile aynı. Hemen hemen. Ama bu, söylemek zorundayım, Sayın Bakan dahil kimse bu aksaklıkların umurunda değil. Kimse bunun farkında mı, değil mi bilmiyorum. Ama önemsenmiyor. Bizim bu Meksiko depreminden çıkaracağımız en önemli konu bu. Bugünkü bu sunuşumuzun da temel çıkış noktası bu. Son söz olarak şunları söyleyelim isterseniz programı kapatırken. Meksiko City depremi yerel yazılı ve görsel medyada yıkımlar ve can kaybına ilişkin sansasyonel haberler dışında hemen hemen hiç yer almadı. Yani şunu demek istiyorum, şurada yapmaya çalıştığımız değerlendirmeler ve ders çıkarmalar bağlamında hiçbir şey yapmıyoruz basında, medyada. Umarız bu program bu doğrultuda küçük de olsa bir katkı yapmıştır diye düşünüyorum. Faydası olur. Evet. Bu konuda yabancı kaynaklardan da kısaca bahsedebilir miyiz? Çünkü Meksiko City depremi üzerine çok sayıda yayın yapıldı ve hala devam ediyor. Evet. Amerikan yayının, ben biraz Amerikan gazetelerini özellikle izledim. Washington Post ve New York Times'da hala devam etmekte olan çok güzel incelemeler, analizler var. Hatta ben burada Meksiko City'deki bu değerlendirmelerle ilgili bilgilerin bir kısmını o gazetelerden aldım. Ki bu gazeteler işte geçtiğimiz 10 gün içinde yayınlanan gazeteler. Çünkü olay zaten çok yakın, biliyorsunuz. Evet. Ama Türkiye'de dediğim gibi deprem sadece sansasyonel tarafıyla göz önüne alınıyor. Bütün bu problemler, bakın Amerikan gazetesi Meksika'daki durumu gayet iyi analiz ediyor ama biz benzer durumda bir sürü problemimiz var. Haberimiz bile yok. Bunları umursamıyoruz. Acı tarafı bu.
Evet hocam, bir de tabii bir başka programda söz konusu edebileceğimiz özellikle Meksiko City depreminin de yoksulları oldukça feci bir şekilde vurduğuna ilişkin birçok bilgi var. Aynı kaynaklarda bu bilgiler hatta bölge bölge inceleniyor. Çünkü orada da yoksulluk diz boyu belki Türkiye'den daha da zor bir Türkiye'den durumda çok olduğunu. Daha, bir kere gelir dağılımı çok kötü ülkede. Yani gelir de çok yüksek değil ama gelir dağılımı çok kötü. Türkiye'den de kötü. Evet. Türkiye kötü olmasına rağmen orada daha da kritik bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Efendim, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı ve sunduğu Şehir Hepimizin programının 40.sını izlediniz. Gelecek hafta 41.si yayınlanacak. O programda da birlikte olmak umudundayız. O programı da büyük olasılıkla ben sunacağım. Hocam, size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olunuz. Bütün bilgileri bizimle paylaştınız. Sağ olun. Evet efendim, bu hafta konuğumuz Nuray Aydınoğlu hocamızdı ve Meksiko City depremini konuştuk. Neler öğrenebiliriz, ne dersler çıkarabiliriz üzerine bir program gerçekleştirdik. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın.